Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ile ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Teknopark İstanbul, Türkiye'nin siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için siber güvenlik hızlandırma ve kuluçka programını başlatmak üzere anlaşmaya vardı. IDEF 21'de Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi. Siber güvenlik hızlandırma ve kuluçka programı kapsamındaki işbirliği protokolüne yönelik çalışmalar Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi binasında açılacak ve Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik kuluçka merkezinde hayata geçirilecek. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ekibi önderliğinde Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ekibi koordinasyonunda olacak. Siber güvenlik hızlandırma ve kuluçka programı ile COVID-19 salgını öncesi ve sonrası hızla devam eden dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artması, siber saldırıların azalmasına katkı sağlanması ve kurulacak olan yeni siber güvenlik merkezlerine altyapı faaliyetlerinde farklı bakış açısı kazandırılması hedefleniyor. Öte yandan program kapsamında, yenilikçi iş fikrini prototip aşamasına getirmiş siber güvenlik girişimlerin yaşadıkları sorunlara çözüm yolları bulunması, global pazara açılmalarındaki engellerin kaldırılması, işbirlikleri kurabilmeleri ve global başarı yakalamaları sağlanacak. Eğitimler, teknik mentorluk ve danışmanlık, psikolojik destek, yatırıma erişim, pazarlama desteği, altyapı imkanları gibi son derece önemli kalemler, hedeflerin gerçekleşmesi için çok sayıda üniversite ve kurumsal firmaların işbirliği ile sunulacak. Ekosistem ile oluşturulan işbirlikleriyle birlikte, ülkemizin kalkınmasına, büyüme endeksinde yükselmesine ve istihdamın artışına katkıda bulunulması ve uluslararası arenada yer edinilmesi hedefleniyor.